Değerli hocam, bizim vakfımızın yine çok anlamlı çalışmalardan bir tanesi Bir Damla Hayat isimli muazzam bir çalışma, su kuyusu çalışmaları. Hocam bu noktada biraz bahsedebilir misiniz? Bu projeyle alakalı neler Şimdi su yapıyoruz? kuyularında biraz daha biz iddialıyız. Yani su kuyularını çünkü bakınız su kuyusu açmak sadece yeterli değil. Açtığınız su kuyusunun devamlılığını sağlaman da çok önemli. Bakınız şu anda Afrika veya su kuyularının açıldığı bölgeler, işte Arakan oraları da sayabiliriz. Su kuyusu çöplüğüne dönmüş. Yani su kuyuları açılmış fakat Evet. ertesi yıl bu su kuyusu efendim işte ne olmuş? Kapanmış. Su çıkmıyor artık yani. Bu sefer ne oluyor? Umutlar daha çok tükenmeye başlıyor. Allah Allah. Hocam burası çok önemli bir şey ya. Yani şimdi sizin suyu yani kullandılar ama o suyun tadına vardılar ve ona göre bir hayat düzeni başlattılar. Ama bir bakıyorsunuz ki ertesi sene oradan su çıkmazsa çok tehlikeli. O yüzden umut olduğunuz kadar o umudun ve ümidin devamını sağlayacak projeler de yapmanız lazım. Bu noktada biz iddialıyız biraz. Kuyularımızı çok ciddi yapmaya çalışıyoruz. Nedir? Bir kere bizim kuyularımız Allah'ın izniyle 25 yıldan aşağı olmayacak yani. 25 yıl dayanabilecek. Mekanik olacak, değişim olacak. Çeşmeleri olacak. Ve devamlı su bir nevi bir depoda edilecek. Yani insanlar o anda açıp bir diğer insanın istifadesi değil, bir yandan da kuyu kendi kendini devamlı olarak dolduracak. Bunun için de su tankları, efendim bunun için de orada bu suyu çekecek mekanizmayı kurmanız lazım. Bunu da neyle yapmanız lazım? Su pompasını, elektrik yapamazsınız. Ne yapacaksınız? Güneş paneli. Güneş panelleri kurmanız lazım. Ve o güneş panellerini korumanız lazım. Güneş panellerini koruyamazsanız o da ayrı bir sıkıntı. Yani bu noktada elimizden geldiği kadar önemli bir su kuyu projemiz var. Hamdolsun şu andaki kuyularımızın hepsi de su akımı devam ediyor. Çünkü biz bunların kontrollerini de yaptırıyoruz. Bir oradaki bir yetkililere de bunun devamını sağlamaya çalışıyoruz. Su kuyularıyla ilgili diyeceklerim bunlar yani. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, geçen yıl Ramazan-ı Şerif'te Allah razı olsun, özellikle Bonerik Cami cemaatimiz başta olmak üzere Avustralya'daki diğer camilerimiz, halkımız bu noktada bu su kuyusu projesine ciddi bir destek verdi. Şu an canlı yayında bizi ekranlarında takip eden özellikle Avustralya'daki kardeşlerimiz ekrandaki çalışmaya da baksınlar. Kıymetli hocam, gönderilen resimleri canlı yayında müjde olarak halkımızla paylaşmak istiyorum. Normalde bu korona günleri olmasaydı gönül arzu ederdi. Temel atma töreninde bulunalım. Ancak inşallah bu süreç bittikten sonra inşallah Rabbim nasip ederse gider yerinde görmek nasip olur. Şu an ekranda gösterdiğimiz su kuyusu, kıymetli kardeşlerim, Sydney Bonerik Cami Cemaatinin, siz değerli kardeşlerimizin yardımlarıyla, destekleriyle, vakfımıza ulaştırmış olduğunuz katkılarla açılan toplam Avustralya olarak 3 tane su kuyusu açılıyor. Birisi Tanzanya'da, biri Malawi'de, biri de Zambiya ülkesinde. Şu an bu gösterilen su kuyusu, hocam az önce de ifade ettiniz, bu noktada sadece kuyu değil, yani gördüğüm kadarıyla böyle çeşmeleri Şu olan. mavi alan mesela, mavi alan depomuz bizim. Şimdi bizim depolarımız önceden yukarıda böyle askı gibiydi. Şimdi biz bunu bir şeye çevirerek hasar görmesin diye böyle bir bina içerisine oradaki şartlar el verdiği sürece yapmaya çalışıyoruz. Suyu vakıf çeşmesi kuruyoruz. Bazı yerlerde cami de yapıyoruz. Cami de Elhamdülillah. kuruyoruz. Efendim işte tuvalet mesela kuruyoruz. Çünkü Evet, bizimkinin burada yanında tuvalet kullanma yerleri de var hocam. Tuvaletler de var. Önceden yoktu ve tuvalet şeyleri falan yoktu. Bunları da Elhamdülillah. yapıyoruz. Hocam hemen hemen tamamlanmış, açılış bekliyor gibi bir durum inşallah, elhamdülillah, Bonerik'teki. Tabii, bununla ilgili şey, hatta belki de şu an bitmiştir. En son itibariyle bitmiştir. İnşallah sizleri orada misafir ederiz. İnşallah hocam, şeref Kuyunuzu duyarız, çok mutlu açarsınız. oluruz. Bu Kuyunuzu açarsınız. noktada gerek Avustralya 2019 yılı hacılarımız, gerek Avustralya'daki bütün camilerimizin cemaati ve özellikle de kendi görev yaptığım Bonerik Cami Cemaatine şükranlarımızı arz ediyoruz. Böyle gördüğümüz zaman da göğsümüz kabarıyor. İnşallah başka bir proje hocam, Bismillah der, yine vakfımız aracılığıyla susamış gönüllere İnşallah. ulaştırırız, kıymetli hocam. İnşallah.